topladılar lan bizi yine. Şoförler için öfke eğitim kontrolü yapılacakmış. Bizim öfke problemimiz mi var lan? Konuşsan alan var mı? Yok tabii ki de abi. Yalnız hep aynı tarafa vuruyor. Biraz da bu tarafa vursan. Başkan denilen adam geliyor. Herkes yerine geçsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla aramızda konuştuk. Şöyle köşede bir yer yapsak, orada otursak. Neresi boşsa oraya oturun. Bir de yer mi beğendireceğiz size? Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? O kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma Halil. Sen ol, abilerin konuşurken araya girme. Oturun lan, rolendirmeyin adamı, kendini bir şey zannetmesin. Başkanım hoş geldiniz. Sana ne lan? İster hoş gelirim, ister hoş gelmem. Geç yerine. Ne bağırıyorsunuz lan? Fes sesiniz koridordan geliyor. Sesimiz yüksek çıkmış olabilir. Sinemada delik, toplantıda yıka. Bir saniye abi. Ben bu adamı tanıyorum. Nereden tanıyorsun lan? Çabuk söyle. Hayvanları Koruma Derneği'nin başkanıydı. Derneğin açılışını kurban keserek yapmıştı. Ondan sonra Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin başkanı oldu. Toplantıdan sonra uyuşturucu içerken yakalanmış. En son Ateistleri Koruma Derneği'ni dualarla açmıştı. Bayağıdır görünmüyordu. Şimdi öfke eğitimi vermeye başlamış. Aferin lan. İyi analiz etmişsin. Sen niye yan yan bakıyorsun lan? Yan bakmadım başkanım. Bir de baksaydın. Öfkeniz geçtiyse öfke kontrol toplantısına başlayalım. Ne zaman başlayacağımı sana mı soracağım lan? Ve la havle ve la kuvvete kudrete illahi billahi illahi lazım. Bana bakın lan. Şoförler öfkesini kontrol edebilmesi için öfke eğitimi alacaklar. Ulan kelin ilacı olsa kendi başına sürermiş. Yalnız başkanım, bu eğitimi verirken sizin de öfkelenmemek için ekstra bir eğitim almanız gerekiyor bence. Benim neden öfkeli lan? Bu aldığınız öfke eğitimi sizin daha çok öfkeli olmamızı sağlayacak değil mi? Bence de. Ben bu eğitimden sonra daha çok öfkelenmeye başladım. Ne diyorsunuz lan siz? Asıl sen ne diyorsun lan? Oh be, kurtuldum. Trabzon'da toplu taşıma sürücülerine yönelik eğitim hazırlandı. Ancak öfke ve stresle başa çıkma yöntemlerinin anlatıldığı o seminer öfke yüzünden tamamlanamadan sona erdi. Öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri eğitim programında sinirler gerildi. Tansiyon yükseldi. İmzalar atılamadan program yarıda kaldı. Ya varum, gördüğüm öfke kontrol edilemiymiş. En azından Türkiye'de edilemiymiş, öğrenmiş olduk.